22. dersimizdeyiz. Benim mülkiyet zamirini göreceğiz. Adeta yüzlük yüzlük artık kuyruğuna geldik. Bir sonraki dersimizde zamanlar konusunu işleyeceğiz. Zamanlar konusuyla beraber artık Arapça çok daha zevkli bir hale gelecek. Evet, benim mülkiyet zamiri daha önce Rabbun isim, Rabbuke senin Rabbin, Rabbukum sizin Rabbiniz derken bütün mülkiyet zamirlerini görmüş. Sadece benim mülkiyet zamirini görmemiştik. Benim defterimi görmemiştik örneğin. Bu benim mülkiyet zamirini diğerlerinden ayırdım. Çünkü çok ufak bir farkı var. İlk derslerde zor gibi gözükmesin istediğim için. Evet, Rabbun isim, çift kurdele. Rabbuke senin Rabbin. Rabbukum sizin Rabbiniz. Diğer bitişik zamirlerde olduğu gibi nasıl ismin sonuna K'yi, kumu getiriyorsak benim derken de Y harfini getiriyoruz. Y harfini ismin sonuna getiriyoruz ve biraz uzatarak okuyoruz. Rabbi, Rabbuke senin Rabbin, Rabbukum sizin Rabbiniz, Rabbi benim Rabbim. Evet, örneklerimize bakalım. Galemun, galemuke, galemukum sizin kaleminiz, galemukunne, galemuhum onların kalemi, galemuhunne, galemuna bizim kalemimiz. Galemun isminin sonuna Y harfini getiriyoruz. Galemi benim kalemim. Kitabun, kitabuke, kitabukum, kitabukunne, senin, sizin, bayanlar için sizin. Kitabuhum, kitabuhunne, kitabuna bizim kitabımız. Sonuna Y harfini getiriyoruz. Kitabi olmuş oluyor. Beytun, beytuke, beytukum, beytukunne, beytuhum, beytuhunne, beytuna bizim evimiz. İsmin önünde herhangi bir harf olmadığı için bu T'leri tu diye okuyoruz. Eğer bir harf olsaydı fi beyti olacaktı, değil mi? Fi beytike. Evet. Beytun, el beytu, fil beyti. Orada ne vardı? Harf vardı. Dolayısıyla T harfinin altına alt çizgi diyordu. Ama burada herhangi bir harf yok, herhangi bir şey yok. Senin evin, sizin eviniz, sizin eviniz, onların evi, onların evi, bizim evimiz derken herhangi bir değişikliğimiz yok. Önünde harf yok. Evet, beyt sonuna Y harfimiz geliyor. Beyti, benim evim. Menzilun, menzili, benim evim, evim. Seyyaretun, araba, seyyaretuke, seyyaretun derken yuvarlak T ile, ama senin bitişik zamirini getirdiğimiz vakit yuvarlak T açılıyor, açık T dediğimiz T oluyor. Üzerindeki kurdelenin bir tanesi düşüyor. Seyyaretun, seyyaretuke, senin araban, seyyaretukum, sizin arabanız, seyyaretuhum, onların arabası. Burayı yanlış yazmışız. Seyyaretukunne, yine sizin arabanız olacak, bayanları kastediyoruz. Seyyaretuhum, onların arabası. Seyyaretuhunne, seyyaretuna, bizim arabamız. Evet, seyyaretun, sonuna Y harfini getiriyoruz. Seyyareti, benim arabam. Rabbi, benim Rabbim ve Rabbukum, sizin Rabbiniz. Rabbun isimdi, Rabbuke senin Rabbin, Rabbukum sizin Rabbiniz, Rabbi benim Rabbim ve Rabbukum ve sizin Rabbiniz. Şimdi ayete bakacağız. Ayette Rabbi ve Rabbukum şeklinde değil, Rabbi ve Rabbekum şeklinde burada bir yönelme hali var. Rabbinize kulluk edin derken Rabbekum, Rabbi benim Rabbim ve Rabbekum, benim ve sizin Rabbinize kulluk edin derken yönelme hali var. Sade halinde, yalın halde Rabbekum, Beytun, Beytuke, Beytukum'da olduğu gibi burada yönelme hali olduğu için Rabbinize kulluk edin belirtildiği için üst çizgi gelmiş. Evet, gale fiiliydi. Gultu. Gale, Ahmet gale, Ahmet dedi. Ayşe galet, Ayşe dedi. Ente gulte, sen dedin. Enti,
bayan için. Enti kulti, sen dedin. Ene kultu, ben dedim. Kultu lehum, onlara dedim. Ma kultu lehum, onlara demedim. İlla, ancak. Emera, emretti. Huve emera, o emretti. Emerte, sen emrettin. Emerte ni, burada benim mülkiyetle bir olan y harfi fiilin sonuna ekleniyor. Burada nereye eklendi? Burada ismin, Rabbun, isim, Rabbi oldu. İsmin sonuna y harfi eklendi. Burada fiilin sonuna ekleniyor. Ancak ufak bir farklılık var. Tekrar baştan alıyorum. Emara, emretti. Emerte, sen emrettin. Emerte ni derken, y harfini buraya eklerken, t'den sonra bir de araya n harfi getiriyoruz. İşte buna kaynaştırma n'si diyebiliriz. Emera, emretti. Emerte, sen emrettin. Emerte ni, bana emrettin. Bu biraz daha farklı. Sadece zor değil aslında. Ama diğerlerinden biraz daha farklı. İsmin sonuna ekleniyor, fiilin sonuna ekleniyor. Gerçi zaten bu fiilde görmediğimiz bir fiil, emera, emretti. Ancak bu ayet üzerine görmüşken söylemek istedim. Bu konuyu gördük, geçtik diye düşünmüyoruz. Defalarca tekrar edeceğiz. Gultu dedim, onlara dedim. Mâ gultu lehum, onlara demedim. Ancak ne emrettiyse, bana emrettiğini söyledim şeklinde Rabbi ve Rabbekum yönel mahalli olduğunu söylemiştik. Beytun isim, Beytuke senin evin, Beytukum sizin eviniz, Beytukunne karşımızdaki bayanlara söylüyoruz artık. Beytuhum, Beytuhunne onların evi, Beytuna bizim evimiz. Beytin sonuna y'yi getiriyorum bitişik zamir olarak. Beyti diye uzatıyorum. Eyne Beytuke, yalın bir halde senin evin. Eyne beytuke, senin evin nerede? Eyne beytukum, sizin eviniz nerede? Yine fi filan yok. Dolayısıyla da tu olarak söylüyoruz. Beyti, benim evim, fi Ankara. Evim Ankara'da. Beytuhu, Ahmet'in evinden bahsediyoruz diyelim. Ahmet'in evi, fi İstanbul. Ya da beytuhu, onun evi, fi İstanbul. İstanbul yazarken bu t'yi Araplar bu şekilde kullanıyorlar. Genelde bizim kaynaklarımızda, Türk yazarları kaynağında açık T dediğimiz şu T ile yazıyorlar İstanbul'u. Beytuhu, onun evi, fi İstanbul, İstanbul'da. Defteri, benim defterim, fi hakibetihi, fi hakibeti, çantada, fi hakibetihi, onun çantasında. Sadece çantada demek isteseydim, defteri, fil hakibeti. Defterim çantada. Defteri fil hakibeti. Defterim çantada. Defteri, defterim fi hakibeti hi, onun çantasında derken elif lam takısı getirmiyoruz. Çünkü zaten biliyoruz ki onun çantası. Evet, bir sonraki dersimizde zamanlara geçtiğimiz vakit artık fiiller bize çok daha güzel, çok daha eğlenceli bir hale gelecek. Burada unutmayalım diye fiili göstermek istemiştim. Fi ulubihim ne yapıyor? Biraz önceki örnekte olduğu gibi tu'yu ti yapmıştı. Burada da ulubihim derken him yapıyor. Kim yaptı bunu? Fi harfimiz yaptı. Söylüyorlar gale fiili. Gale, Ahmet gale, Ahmet dedi. Ayşe galet, Ayşe dedi. Ahmet yegulu, Ahmet diyor. Ahmet yegulunun buradaki bu ayetteki yegulune ile arasındaki fark, vav ve nun var. Ahmet yegulu, o diyor. Üçüncü tekil şahıs. Burada vav ve nun fiilin çoğul olduğunu gösteriyor. Üçüncü tekil şahısın çoğulunu düşünürsek onlar. Gale fiili demek fiiliydi. Yegulune, onlar söylüyorlar. Zamanlar dersimizden sonra, bir sonraki dersimizden sonra çok daha inşallah zevkli ve kolay bir hale gelecek. Defterun, defteruke, defterukum, defterukunne, defteruhum, onların defteri, defteruhunne, o bayanların defteri, defteruna, bizim defterimiz, benim defterim derken y harfini getiriyorum, defteri, defteri diyorum, benim defterim.
Ticaretun, ticaret, ticaret, ticaretuhum, onların ticareti. Ayetimize bakıyoruz. Onların ticareti derken herhangi bir yönelme hali yok. Direkt bir harf yok önünde. Direkt olarak ticaretuhum olarak geçiyor ayette. Huve fil beyti. O evde. Ente, sen fil beyti, sen evdesin. Ene fil beyti. Ene fil beyti, ben evdeyim. Şimdi ben evimdeyim demek istiyorum. Ben evimdeyim diyeceğim zaman ne yapacağım? İsmin sonuna y harfini getireceğim. Benim evim olduğu için, evimdeyim dediğim için, ev bilinen benim evim olduğu için artık elif lam takısına gerek kalmayacak. Bir önceki örnekte nasıl yapıyordum? Ene fil beyti. Elif lam takısını unutmuyorum. Harfim var. İsmin son işareti alt çizgi oluyor. Ene fi y harfini geçiyorum. Elif lam aldım. Ene fi beyti. Evimdeyim. Beytun fil beyti. Evde. Beyti. Evimdeyim. Fi medreseti. Okulumdayım. Ene fi medreseti. Okulumdayım. Camideyim diyeceğim. Ene fil camii. Camideyim. Bu en zor söylediğimiz aynı harfi. Camideyim. Ene fil camiati. Üniversitedeyim derken cami ile üniversitenin farkı bir tek yuvarlak T. Caminin sonu yuvarlak T geliyor. Üniversitemdeyim derken ene fi camiati diye uzatıyorum. Ene fi camiati diye uzatıyorum. Elif lam takısı yine yok. Medresetuna okulumuz. Nahnu fil medreseti. Biz okuldayız. Nahnu fil medreseti. Biz okuldayız. Nahnu fi medresetina. Biz okulumuzdayız. Derken en büyük fark ne burada? Bu alttaki fark demeyelim. Bu alttaki çizgiyi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Bunu nasıl öğreneceğiz? Böyle kağıt üzerinde görüyoruz. Söylerken hata yapacağız. O zaman öğrenmiş olacağız. Örneğin ben size soruyorum Ahmet nerede diyorum. Siz Ahmet evde diyeceksiniz. Şimdi evindeyi boş verelim. Ahmet evde diyelim. Eyne Ahmet? Huve diye başlıyoruz cevap vermeye. Huve fi beytun evdi. Evde diyeceğiz. Elif lam takısını getiriyoruz. Fil beyti. Ahmet fil beyti. Ahmet evde. Ahmet evinde derken elif lam takısı olmayacak. Ahmet fi beyti hi. Muhtemelen ilk söylerken bunu şu şekilde söyleyeceğiz. Ahmet fi beytuhu diyeceğiz. Orada bir hata yapacağız. Sonra karşımızdaki bizi düzeltecek. Bundan sonra bir daha artık inşallah hata yapmayacağız. Ahmet fi beytihi. Niye ti oldu? Çünkü fi var. Niye elif lam yok? Çünkü onun evi. Peki hi'nin alt çizgisi niye alt çizgi oldu, hu olmadı? Beytuhu derken evet onun evi ama fi harfi var. H de önündeki T harfine uyuyor. Nahnu fi medresetina. Biz okulumuzdayız. Eyne ent? Sen neredesin? Ene fi sinema. Sinemadayım. Ene fi Ankara. Ankara'dayım. Kâne'yi bir görmek istedim. Göstermek istedim bu videomuzda. Çünkü zaten Y harfi benim mülkiyet sınavı, diğer mülkiyet sınavlarında olduğu gibi basitti. Yine tekrardan göreceğiz bu kâne fiilini ama burada bir görmek istedim ben, göstermek istedim. Eyne ente, sen neredesin? Sen neredeydin diyelim şimdi. Eyne ente, sen neredesin? Kâne fiilini sen şahıs zamir için çekersek. Eyne kunte? Eyne kunte. Zehebe gitti. Zehepte sen gittin. Derese ders çalıştı. Dereste sen ders çalıştın. Kâne fiili sen için çekimini yapıyoruz. Kunte. Eyne kunte. Sen neredeydin? Bayan için sormak istersem. Eyne kunti. Sen neredeydin? Şimdi İngilizce'deki karşılığı where were you şeklinde. Ancak bu kâne fiilinin İngilizce'deki karşılığını ver olduğunu düşünmeyin. Çünkü Arapçada yardımcı fiilimiz yok. Kâne fiili eyne ente sen neredesin? Eyne kunte
Sen neredeydin? Daha doğrusu neredeydin? Sen yok içerisinde. Eyne ente kunte değil, eyne kunte neredeydin? Eyne kunte el yevm? Bugün neredeydin? Eyne kunti el yevm? Bugün neredeydin? Eyne kunte ems? Dün neredeydin? Eyne kunti ems? Dün neredeydin? Ene kuntu kâne fiilini ben kendim için çekecek olursam ene kuntu idim fi Ankara, Ankara'daydım. Evet, zehebe fiilini görmüştük. Ketebe fiilini, derese, şeribe fiillerini görmüştük. Ben yaptım derken zehebtu, ben gittim. Ketebtu, ben yazdım. Derestu, ben ders çalıştım. Şeriptu, ben içtim. Biz neyi biliyoruz şu anda? Zehebe, Ahmet Zehebe, Ayşe Zehebet. Biz bu ikisini biliyoruz. Ama zaman zaman söylemiştik, hep de söyleyeceğiz. Ama asıl konularımız ileride göreceğiz. Senli çekimlere ileride geleceğiz. Zehebe Zehebet, ente Zehebte, enti Zehebti. Karşımızdaki erkeğe diyorum, karşımdaki bayana söylüyorum. Zehebtu, ben gittim. Zehebna, biz gittik. Bunlar hepsi gördüğünüz gibi bitişik zamirlerden yani na harfi yine fiilin sonuna aynen gelmiş. Şimdi düzenli bir fiildi. Bir düzenli fiil daha görelim. Ardından düzensiz fiil kâneye geçeceğiz. Ketebe yazdı. Ketebet, Ayşe ketebet. Ente ketepte, bayan için söylüyorum. Enti ketepti, ben yazdım diyeceğim. Ene keteptu, ben yazdım. Ketepna, biz yazdık. Fiillerin sonuna tu eki getirince, Umut'un U'suyla söylediğimiz tu'yu getirince ben yaptım oluyoruz. Zehebtu, gittim. Ketebtu, yazdım. Derestu, ders çalıştım. Şeriptu, içtim. Mesela bütün fiillerin sonuna tu getirince bu şekilde basit bir şekilde geçmiş zamana çevirebiliyorum. Kâne düzensiz bir fiildi. Neden düzensiz bir fiil? Elif harfi var. Üstünde ve altında herhangi bir işaret yok. O zaman düzensiz bir fiil diyoruz. Düzensiz fiilin ne gibi bir farkı var? Şimdi onu göreceğiz. Zehebe, zehebet, zehebte, ente zehebte, enti zehebti, ene zehebtu, nahnu zehebna, biz gittik. Burada bu şekilde veriyoruz ama siz bunları ezberlemeye çalışmayın ya da not tutmaya çalışmayın. Bu zamanla göre göre o şekilde öğreneceğiz. Yapmamız gereken ekranı tam ekran yapıp sadece izlemek. Yazarak, çizerek ezberlemeye çalışmayalım lütfen. Şimdi düzenli bir fiil, düzensiz bir fiile bakıyoruz. Düzensiz fiilin farkı ne olacak? Kâne, kânet. Zehebe, zehebet. Kâne, kânet. Herhangi bir fark yok ki. Sonunda yine üçüncü tekil şahıs için yani Ayşe Fatma için yine T harfi geldi. Zehebe, kâne, zehebet, kânet. Şimdi değişiyor işte bakın. Zehebe, zehebet, zehebte, kâne, kânet, kunte. Burada kurdele oldu. Kâne, kânet, kunte, kunti, zehebte, zehebti. Ama burada herhangi bir değişiklik yok. Zehebte, yine te, zehebti, yine ti, kunti, zehebtu, ben gittim, kuntu, idim, zehebna, biz gittik derken, yine kunna derken, yine na'ların da değişmediğini görüyoruz. Düzensiz bir fiil ama farkının şurada ufak bir fark olduğunu, çok da zor olmadığını burada göstermek istedim. Gale fiilimize bakalım. Yine kâne gibi gale fiilimize düzensiz bir fiilimiz. Zehebe zehebet. Biz sadece burayı biliyoruz. Bu kırmızı ile işaretlediğim yer üzerinde çalışıyoruz şu anda. Zamanlar videomuzdan sonra artık diğer zamanlara geçeceğiz ve diğer zamanlarla beraber diğer şahıs zamirlerine geçeceğiz inşallah. Sadece burada böyle bir diğer derslerimizde ne göreceğiz? Hem onu göstermek istiyorum hem de düzensiz fiilin nasıl çekimlendiğini en azından şöyle bir görelim istiyorum. Zor olmadığını, sonundaki na'ların hepsinde aynı şekilde geldiğini görmemizi istediğim için bu şekilde gösteriyorum. Zehebe zehebet. Sorumlu olduğumuz yer burası yani. Zehebte, ente zehebte, zehebti, enti zehebti, zehebtu, ben, ene zehebtu, ben gittim. Ene ketebtu, ben yazdım. Ene derestu, ben çalıştım. Ene şeriptu, ben içtim. Zehebna, biz gittik.
Kâne, kânet, hemen yine aynı. Huve ve hiye için çekimleri aynı gibi. Kunte derken işte burada bir kurdele geliyor, değişiyor. Ulte de değişecek. Kunte, kunti, kuntu idim. Ene kuntu fi Ankara, ems dün Ankara'daydım. Kunna, burada bir hatalı yazım var. Gale, galet, gulte, ente gulte, sen dedin. Mâzâ gulte li, bana ne dedin? Gulti, gultu, ben dedim. Mâzâ gultu leke, sana ne dedin? Gulna, biz dedik. Evet, galet fiilini burada göstermek istedim. 20 dakikada oldu, çok da fazla uzun sürsün istemiyorum. Dehale, vecede, düzensiz bir fiilimiz, buldu. Galet dedi. Razaka, rızık verdi. Yerzugu, rızık veriyor. Kim rızık veriyor? Allah rızık veriyor. Yerzugu, Allah, yerzugu. Özne kim? Allahu Teala. Peki neden kurdele yok? Çünkü başında inne var. Burada ilerleyen konularımızda göreceğimiz derslerimizden. Gale fiilini tekrardan burada görüyoruz. Evet, dersin cümleleri bölümünde çok daha fazla açıklamalarda bulunacağım inşallah. Daha farklı cümlelerimiz olacak. Yine bu mülkiyet zamiri, benim mülkiyet zamirinin ismin sonuna nasıl kaynaştırma harfiyle geldiğini göreceğiz. Ente tefhemu, sen anlıyorsun. Tefhemu, anlıyorsun. Ente tefhemu ni, beni anlıyorsun derken ki cümleleri artık diğer videoya bırakayım. Çünkü oldukça 20 dakikayı geçtik. Derslerinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzun konusu zamanlar olacak. İnşallah zamanlarla beraber artık çok daha konularımız zevkli bir hale gelmiş olacak. Zamanları iki şekilde işleyeceğiz. İki videoda işlemiş olacağız. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Cümleler videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada farklı birkaç cümle ve Y ile ilgili birkaç örnekte göstereceğim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.